Sefer beni gurbet ye Hayırdır? Nereden böyle? Doktora gitmiştim. Geçmiş olsun. Neyin var? Merak etmeyin, kötü bir şey değil. Hatta iyi bile sayılır. Ne dedin sen? Yoksa bebek mi? Hamileyim Zeyna Ana. Kızım benim. Hadi söyle çabuk, ne olmuş ha? Zeliha bebek bekliyor. Ne? Dede oluyorsun. Oğluma katil demek için insan zır cahil olmalı. Yanılmışım. Seninle işim yok. Ben Murat'a katil demedim ki. Suçlu dedin. Adaleti yanıltmak ciddi bir suçtur Reşo Ağa. Vekaletnameyi hazırla. Davayı alıyorum. Nerede Dili Karvar? Beni buluyor. Aha, al sana ikinci Zeyno vakası. Dilan'dan bahsettin mi avukata? Ettim. Dilan kim? Köyde Rama'nın sevdiği kız. Başlık parası yüzünden evlenemiyorlarmış. Rama ölmeden önce parayı getireceğini söylemiş kıza. O kızda bir iş var. Bizim bir kökümüz var. Kökümüzden uzağa düştük mü, sevdiklerimizi geride bıraktık mı, ki bazen istemsak da yaparız, içimiz acır. Şurada bir boşluk olur, ne yapsan dolmaz. O boşluk ablan mı? O konuyu açma dedik ya. Kafayla gidersen sana çok verirler. Ama rüyanda söylediklerini hakime anlatırsan, o zaman işin rengi değişir. Neden bunu yapıyorsun? Neden üstümüze geliyorsun? Ne istiyorsun bizden? İstediğin bellidir. Tamam, hastasın. İnsanlık halidir, olabilir. Ama sen karı olsan, kocanı düşünsen. O kumayı getirir, erkeğinin koynuna sokarsın. Yeter, bu kadar fazla. Seyit ne diyor bu işe? Onun suçu yok, ondan habersiz. Hep o Ayşe. Erkek dediğin kapısını kime açacak, kime kapayacak? Önce onu bilecek. Evime gitmek kısmet olmasın ki, ne zaman lafını etmişse ablamı tersledim. Şu dükkandan bile kovdum. Anlamadı. Anlamamış. Anlayacak Seyit. Çok yakında anlayacak. İdale, ben mi kuma getirmek istedim? Yok öyle bir şey. Ben sadece...
Sonra beni iyi dinle. Bak, bir defa söyleyeceğim. Kumanı da uzak tut idealden, kendini de. Anladın mı? Bir ihbarda bulunacaktım. Plaka numarası 21EZ748. Araç tekeli rampasının bittiği yerdeki tır parkında. Şoförü Tufa'ya getirdiler. Ne taşıdığını bilmiyor. Yüklenirken başında değil miydi? Ben sadece elyafları görmüşüm. Mal sahibi kendi adamlarına yükledi. Mal sahibi kim? Hakkı isminde biri. Kim bu abi? Hakkı Boyatlı. Boyatlı aşiretinden. Urfa'da çok meşhur. Bir daha görmedim Ramon. Son görüşüm oldu. O kutuyu kulübeye bıraktığına emin misin? Eminim. Ama nereye koyduğunu görmedim. Peki. Al bakalım. Hadi al. Al. Bunları başkasına anlattığını duyarsam külahları fena değişiriz. Elinde kutu, koşarak avcı kulübesine girdi. Çıktığında kutu yoktu. Alo, efendim baba. Geliş kızım, bankadan bir sürü yazılar geldi. Şu ithal gübrelerle ilgili, yok teminatmış. Yok bilmem ne harcı yatacakmış. Bunlara hep ağam bakardı. Atla gel de şunlarla bir ilgilen. Hemen mi? Evet, hemen. Tamam, geliyorum baba. Sırasıydı. Ne zaman gidiyorsun? Hemen. Carlo'yu gördükten sonra. Sonra? Sonrası kısmet. Git bakalım. Huzursuz adam. Belki gene görüşürüz canım. Hayır. Görüşemeyiz. Neden? Soru sorma. Arkana da bakma. Baktın mı başına bela alırsın. İyi. Madem öyle. Hoşça kal. Güle güle. Haydi bakalım. Evet, tamam. Anlaşıldı efendim. Tamam, haber veririm. Hoş geldiniz efendim. Carlo yok mu? Şimdi aradı. Yoldaymış. Beklemenizi söyledi. Kamyon gelecekti. Birkaç dakika sonra burada olacak. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Thank you.
Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Şeyh Hüseyin mi sen? Ha kurban. Kıpırdama. Kaldır ellerini. Hoş gezmiyorsun ha. Ruhsatlıdır. Bu silah üstünden çıktı amir. İndirin. Polisler bizim depoyu basmış. Durma devam et. Puttan oban bir yol. Evet söyle bakalım aslanım. Nedir bu? Çanak çömlek. Ya çanak çömlek ha? Peki bu ne? Bir yanlışlık vardır. Kimden aldın malı? İçindekini görmedim ama Urfa'da malı yükleten aha bu. Yalan, bu adamı ilk defa görmüşüm. Vallahi doğrudur komiserim. Gebertirim seni. Kes sesini, kes, kes. Kendine gel, kendine gel. Kelepçeleyin şunu. Yakalayın. Hangi cehenneme gitti bu herif? Amir, bir gariplik var. Nedir? Şemuz malları kendisine hakkının verdiğini söyledi ya. Kamyonla depoya girdiğimizde hakkı bizimkine Şemuz sen misin diye sordu. Eğer şoför dediği gibi malları daha önce hakkıdan teslim almış olsa hakkı ne diye adamın ismini sorsun. Sana getirdim. Almayacak mısın? Bunlar çiçek değil. Kalbimden geçenler. Kalbim bahçe olsa onu da söküp getireyim. Bir daha olmayacak. Bu mesele bitti. Ayşe ablam bitti. De ki ömrümün sonuna kadar görmek istemem, kabul. Ben hayatta bir tek seni sevdim İdal. Ölene kadar bana elini sürme dersen sürmem. Ölene kadar geçer karşına seyrederim seni. Ölene kadar seni sevmeye devam ederim. Seyit. Seyidim. Efendim. Benim. Yemeğe gelmeyeceğim. Beni bekleme.
Peki, nasıl istersen. Boylamıştık. Bir Türk kadar büyüdüm. Efendim? Alo? Alo? Alo, kimsiniz? Benim Hakkı. Yola çıkmadı mı daha? Nasıl gitti Carlo'yla? İyi, yolunda. Sevindim. İçime doğmuştu zaten. Yola çıkmadan arar demiştim. Kalbim temizmiş demek ki. Alo? Neden sustun? Neş. Evet. Carlo gelmedi. Malın içinden çıktı. Narkotik operasyon yaptı, ben kaçtım. Polis her yerde peşimde. Ne atla karıştırdınız ha? Bilmiyorum, haberim yok. Yalan söyleme. Saçmalama. Uyuşturucudan haberim olsa baskından da haberim olurdu. Evimde böyle yan gelip yatmazdım herhalde, değil mi? Neredesin şimdi sen? Şehrim sokağının telefon kulübesinde. Bak, bir dakika. Sakin ol, tamam mı? Dinle. Bir adres vereceğim şimdi sana. Adresine de sana da. Bana oyun oynamışsanız ha, beni kullanmışsanız. Bir dakika, dinler misin? Bak, sakin ol, tamam mı? Burnunuzdan bunu fitil fitil getireceğim. Senin de o karla dönen... Koşarak avcı kulübesine girdi. Çıktığında kutu yoktu.
Bekle. Ne oynuyorsunuz? Kız tavlası oynuyoruz. Leyla, ne pişirdin? Mis gibi tarhana çorbası. Bir de yanına köfte patates. İyi, güzel. Servisi yapalım mı? Hadi yakma yemeğin altını. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde ilerlemeyi engelleyen bir unsur da ortada. Ya Mahu, zar tutuyorsun ama. Zar tutmadan atılır mı? Nankör kardeş. İyi be. Hem hatır için kız tavlası oyna, hem zar tutma. Alacağın olsun. Tavla bir erkek oyunu. Çocuklar, hadi kalkın sofraya, yemek hazır. Yaşasın. Kaçmak yok. Yemekten sonra devam edeceğiz. Karnım da çok acıkmıştı. Sevgili seyirciler, şimdi aldığımız bir son dakika haberini aktarıyoruz sizlere. Aldığı bir ihbar değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik şube ekipleri akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri bir operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 trilyon Türk lirası tutarındaki ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü basın zehirliyorlar çoluk çocuğu. Göre Urfa'da yüklenerek yola çıkan bir tırı takibe alan narkotik şube ekipleri malın İstanbul'daki bir depoda teslimi sırasında yaptıkları operasyonla kamyon şoförü Şehmuz Dağıt San'ı gözaltına aldılar. Operasyon anında depoda bulunan ve sahibi olarak bilinen Urfa'nın önde gelen aşiret liderlerinden Hakkı Boyatlı ise polisle çatışma sonunda kaçmayı başardı. Hakkı Boyatlı'nın yurt dışına kaçmasının önlenmek amacıyla havaalanlarında ve sınır kapılarında gerekli önlemlerin alındığını bildiren yetkililer olayla ilgili çok yönlü soruşturmalarını başlatıldığını açıkladılar. Ve şimdi de moda dünyasından bir haberle ülkemize devam ediyoruz. Vay be, bizim Hakkı abi. Nerede bu mektup? Nerede? Kendini bu kadar. Zeyno Ana. Buralar neyine yetmedi Hakkı? Dünyayı mı istedin? Alsan ne yapacaksın? Alo. Benim abla Hakkı. Hakkı!
Hakkı neredesin? Abla sakin ol bir dakika. Bana sakin ol deme Hakkı. Sakin ol deme. Ne oldu? Bu haberlerle söyle. Abla dinle. Fazla vaktim yok. Polisle başım dertte. Kaçmışam. Doğrudur. Ama o hikayesinin benimle ilgisi yoktur ha. Hayatta yakından görmemişim. Aha birisi onu diye önüme koysa bulamaç yaparım ha. Namussuzun tek gönderdiğim malın içine saklamış. Bana tuzak kurmuşlardır abla. Bilmeni istedim. Şimdi neredesin? Abla bunu söylemesem iyi olur ha. Telefon sağı solu belli olmaz. Bu kaçış nereye kadar sürecek Hakkı? Teslim ol. Olamam abla. 10 sene yatmışam içeride. Kan davasından yatmışam ha. Şerefimle yatmışam. Sen gel bana sor. İçeride bir gün daha kalamam abla. Kalırsam ölürüm. Hem de eroin kaçakçılığı yüzünden imkansızdır abla. Hakkı, aslanım, oğlum. Sen hep haklıydın abla. Hep doğrudan yana oldun. Ben kaçmışam abla, fena kaçmışam. Abla, eğer kısmet olmaz da bir daha görüşemezsem... Sus! Sus, konuşma böyle. Lafın gelişi abla. Hakkını helal edesen. Hakkı! Hakkı! Yiğidim oğlum. Sen ona. Anne. Ah nedir başımıza gelenler? Müsaade var mı Zeynep kadın? Şu an ne demek ki? Birlikte geldik duyar duymaz. Bilirim bu geçmiş olsun ziyaretleri sıkmaya başladı. Sen bana ben sana. Ne diyeyim gene de geçmiş olsun. Sağ ol. Canı cehenneme. Tamam. Her şey o Osman denen rezilin ortaya çıkmasıyla başladı. Yakı ile çok kavga ettik. Birbirimize girdik. Nefret ettik. Ya o benden ben ondan. Ama Hakkı bir kaçakçısı olamaz. Ya tamam telefon edip söylemiş sana ama o telefon gelmeseydi de fark etmezdi. Zeyno ona zaten inanmazdı ki dök kızım. Sen kuvvetli kadınsın. Salma kendini. Bu işin peşini bırakmayacağız. İcabında bizim avukat Derya'yı da sokarız devreye. Sağ ol Reşo. Senin derdin başından aşkın. Sen Murat'la ilgilen. Murat'la da ilgileniriz, Hakkı'yla da. Hepsi bizim oğlumuz. Bizim kardeşimiz. Bizim canımız. Dert hepimizin derdi. O kaçakçı Topal Hamdi'nin oğlu Osman... ...ilginin deliğine girse bulup çıkaracağım. Sen
seni çok özleyeceğiz anne. Ben de sizi özleyeceğim bir tanem ama kısa sürecek. Kardeşin dersine yardım et, olur mu? Tamam. Bakalım. Canım kızım. Hadi anne. Kendine dikkat et. Gene bekleriz Nimet Hanım. İnşallah Reşova. İnşallah daha iyi günlerde. Eve varınca ara, oldu mu anne? Olur kızım. Sen de kendine dikkat et. Tamam. Avukat Derya Hanım Ankara uçağıyla gelecek. Onu almadan gelmeyesen ha. Başsın ağam. Hoşça kal anne. Allah kavuşursun kızım. Sağ ol baba. Sen geç kızım, ben geliyorum. Ağam. Söyle. Dün gece Urfa'nın altını üstüne getirmişiz. Ama Osman denen aşağı huzurdan yoktur ortada. Otelden ayrılmış. Gitmiştir çoktan. Nereye? Bir ihtimal Diyarbakır. Adam oralı. Yanına adam al. Düş peşine. Diyarbakır'ı didik didik ara be. Sakın ola eli boş gelme yanıma. Başım üstüne ağam. Hoş gelmişsiniz komutan. Hoş bulduk memur. Zeynoğan evde mi? Evde komutan. Buyur. Buyurun. Günaydın Zeynoğan'a. Nasılsın? İyiyim desem inanacak mısın? Haklısın. Arkadaş bu sabah İstanbul'dan geldi. Narkotik polisi. Hakkı olayında ortak çalışıyoruz. Bu da arama emri. Hakkı'nın evinde arama yapacağız. Bize yardımcı olursan... Ona gerek yok. Buyurun gidelim. Buradan yukarıya yatak odalarına çıkılıyor. Bu tarafta salon. En son ne zaman görüştünüz Zeynoğan'a? Hakkı'yla son zamanlarda koptuk. Sebep neydi? İşlerden yana anlaşamadık. Yeni insanlar türedi yanında. Kimler? Ben birini tanıdım. Adı Osman. Babası kaçakçı Topal Hamdi. Osman da Hakkı'nın mapustan arkadaşıymış. Yaramaz bir adam. Başka bir değişiklik oldu mu hayatında? Osman'la bir depo tutmuşlar. İstanbul'a da birkaç defa gidip gelmişler. Niçin gittiler, ne yaptılar bilemem. Ne yaptıkları belli hanımefendi. Beyaz zehir ticareti. Bakın memur bey. Hakkı bir yanlışlık yapmıştır, amenna. Ama o yanlışlığın adı olamaz. Dün gece televizyonlar bangır bangır Hakkı'yı patronu ilan ederken... telefon etti. Benim işim değil dedi. Hakkı her şeyi yapar ama yalan söylemez. Hele bana hiç söylemez. Getir atı buraya. Hoş geldiniz avukat hanım. Özlettiniz kendinizi.
Hoş bulduk Reşo Ağa. Ne var ne yok? Bıraktığınız gibi. Haberler sizde. Buyurun. Girmeyeyim. Öyle ayaküstü merhaba demek için uğradım. Önce otele gideceğim, sonra da savcıya. Allah Derya Hanım, şu otel fikri bana iyi gelmedi. Ne var bunda? Koskoca Reşo Ağa, misafirlerini barındıracak yer bulamamış derler. Ben misafir değil, avukatım. Her şeye bir kulp takacaksan konuşmayalım. Bu koca evde gelinimle benden başkası yok. Bir de hizmetçiler. Evin obaya bakan kısmı bomboş. Girişi çıkışı ayrı. İşte digin gibi yerler seni kimse rahatsız etmez. Sağ ol. Sağ ol Reşo Ağa da ben alışık değilim böyle tekliflere. Hı. Haklısın. Ben senin holding patronu müvekkillerine pek benzemem. Yani onlar kadar ince tekliflerde bulunamam sana. İçimizden nasıl gelirse öyle. Neyse, sen nasıl münasip görürsen. Alınma hemen Reşo Ağa. Tamam, sen de kalıyorum. Heh, şimdi oldu. Doğru, savcılığa gitmem gerek. Gelmeden randevu almıştım. Tamam, akşam yemeğinde görüşürüz. Şimdilik hoşça kal. Emriniz var mı ağam? Derya Hanım'a refakat et. İşi bitince buraya getir. Başüstüne ağam. Ne diyorsun televizyondaki habere? Hakkı Ağa'nın işi mi? Hı hı. Hakkı Ağa'mla bu avluda 10 yıl olta attık. Birlikte olta atmak çok mühimdir. Yanındakine güveneceksin. Yoksa tek ayağın üstüne dönerken ciğerinden şişlerler adamı. Nefessiz kalır yığılırsın. Yani? Anlatılanları geç. Hakkı ağam adamı değil. O kadar emin olma. İnsanoğlu bu. Hiç belli olmaz. Yanlış bir şey mi dedim? Hem de sapına kadar yanlış. Söylesene, geldiğinden beri kimse yoluna çıktı mı? Hayır. Kimse huzursuz etti mi seni? Gözün üstünde kaşın var diyen oldu mu? Hayır. Demediler. Diyemezler de. Özel bir nedeni... Var elbet. Nedir? Hakkı Ağa. Hakkı Ağa mı? Sen bize Hakkı Ağa'nın emanetisin Murat Bey. Kılına helal gelse burada isyan çıkar. Ne diyorsun sen Arif? Hakkı Ağa buraya kadar bizzat gelip seni tembihlemiştir bize. Ayrıca demiştir ki tedbirin benden olduğu bilinmesin. Ama sen haklıydın. İnsanoğlu işte. Hiç belli olmuyor işte. Komutan, Çatalkaya'da bir avcı kulübesi yanmış. İtfaiyenin işi bize ne? Avcı kulübesi Ramon olmuş komutanım. Bunu baştan söylesene. Buraya gelmeden önce uzman bir dostumla konuştum. Olayla ilgili bulguları gösterdim. Murat'ı biraz tanımladım. Dostunuzun uzmanlık alanı nedir? Suç bilimi, kriminoloji. Amerika'da FBI'de çalışmış. Suçlu profili çıkarmada epeyce deneyimli biri. Görüşü neymiş? Benimle aynı noktaya takıldı. Cinayetten sonra Murat
neden cesedin başında oturdu? Maktul'ün sigarasından içti. Üstelik bir seri katil ve sigara tiryakisi olmadığı halde. Cevap? Birinin suçunu üstlendi. Ödeyeceği ağır diyeti düşündü, altında ezildi. Ve oturup geleceğinin muhasebesini yaptı. İlginç. Ancak ne yazık ki... Biliyorum, delil sayılmaz. Efendim? Ne? Nerede? Hemen geliyorum. Ramon'un avcı kulübesi dün gece yanmış. Üste hemen olay yerinde. Oraya gidiyorum. Kusura bakmazsınız değil mi? Rica ederim. Hoş geldiniz Sayın Savcı. Hoş bulduk. Beyefendi yangın uzmanıdır. Aynı zamanda ilimizin itfaiye müdürü. Tanışıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu tarafta. Yangın nedeni belli mi? Belli. Kundaklama. Ramon'un köydeki evi cinayetten 3 gün sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurcalandı. Şimdi de burası yakıldı. Ne tesadüf değil mi? Komutanım bakar mısınız? Burada at nalı izleri var. Hemen yanında da at pisliği. Bu kadarla kalsa iyi. Yoksa bir de çizme izi mi buldun başçavuşum? Eğer 38 numara çıkmazsa bu pırpırları yırtarım. Fotoğraflarını alın. Bugüne kadar bu torbaların içine bir at girmemişti. Dedim kızım kalk geliyoruz. Ne biçim kardeşsin? Ne biçim bacısın? Mahpusa düştü günden beri semtine uğramadın ağanın. Kaptım getirdim hayırsız. Baba yapma. Abim de ciddi sanacak. Olur mu öyle şey? Güzel kardeşim gelmese bile eminim kalbi hep benimledir. Şüphem mi var? Senden mi? Asla. Gerçi bacının şu sıralar telaşı fazla. Yakında dayı olacak. Söylediler mi sana? Elif'ten duymuştum. Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol. Bu arada sana taze havadis. Şu senin Ramo vardı ya. O herifin dağda bir avcı kulübesi vardı. Dün gece yanmış. Daha doğrusu yakmışlar. Sen istediğin kadar suçlu benim diye yırtın. Katil dışarıda fin katıyor oğlum. Teşekkür ederim baba. Şimdiden söyleyeyim ki bu dava oldukça zorlu geçecek. Tabii en büyük zorluğumuz bizzat Murat Bey. Murat'ı tahliye etmeleri mümkün mü? Ya hiç değilse tutuksuz yargılansa? İlk duruşmada imkansız. Kaldı ki ısrarla katil olduğunu söyleyen bir sanığı hiçbir hakim tahliye etmez. Peki bu dava ne kadar sürer? Şu anda asıl kafamı kurcalayan ne kadar süreceğinden çok... davanın nasıl biteceği. Ama her şeye rağmen uzun süreceğini sanmıyorum. Yani bir kadın olarak Murat'ı tanıdığımda ilk hissettiğim şey güvendi. Onun bana verdiği ferahlıktı. Kalbinden taşan ve etrafında ne varsa sarıp sarmalayan, içine alan bir ferahlık. Ya Murat ve cinayet. O kadar ayrı iki sözcük ki. Beraber anılmaları bile hata. O hatayı düzeltmek için elimden geleni yapacağım Elif. Sağ ol. Duruşmayı açıyorum. İlk söz iddia makamının. Buyurun Sayın Savcım. Teşekkür ederim. İlginç bir davayla karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Öncelikle sanıkla maktul arasında illiyet kurmakta zorlandığımızı söyleyebilirim. Neticeten Sayın Başkan, mevcut delillerdeki çelişkiyi dikkate alarak sanığın kendi beyanına dayanması suretiyle tutukluluk halinin devamına
ve Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi hükümlerine göre yargılanmasına karar verilmesini takdirlerinizi arz ederim. Teşekkür ederim. Savunma makamı, buyurunuz efendim. Sayın Yargıç, biz de iddia makamının belli endişelerini paylaşıyoruz efendim. Öncelikle müvekkilimin ve maktulün hayatları boyunca ilk kez yüz yüze gelmelerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Müvekkilimin bilinen şahsiyeti dikkate alınırsa bu cinayeti işlemesi için gerekçe bulmakta oldukça zorlanacağımız açıktır. Bu ve benzer hususları duruşma öncesi sanıkla görüşmeniz gerekmez miydi? Konuştum Sayın Yargıç. Müvekkilimin şu an bizce de bilinmeyen bir sebeple gerçeği yüce mahkemenizden gizlediği kanısındayım. O sebep her neyse bir an önce bulmanızda fayda var. Aksi halde duruşmaları boş boşuna uzatmanın alimi yok. Bu aceleye getirilecek bir husus değil Sayın Yargıç. İntihar etmek isteyen birine hadi bir an önce kendini öldür de cenazen çabuk kalksın diyemeyiz. Kastettiğim bu değildi Sayın Meslektaşım. Müvekkilimin tahliyesiyle birlikte gerçeği ortaya çıkaracak yeni delillerin araştırılması ve mahkemenize getirmek istediğimiz tanıklar için mehil talep ediyoruz. Mehil talebiniz kabul edilmiştir. Bir dahaki duruşma 27 Nisan Salı günü 11. Yaz kızım. Sanığın tahliye talebinin reddiyle tutukluluk halinin devamına. Karakola gidip Üsteğmen Ali ile görüşmem lazım. Birlikte gidelim. Yalnız gitmeliyim. Ne var, bir şey mi oldu? Sonra konuşuruz. Şoför bıraksın seni. Önemli değil. Taksiyle giderim. Evde görüşürüz. Allah Allah. Ne oldu ki buna? Komutanım. Buyurun. Derya Hanım. Merhaba Üsteğmen'im. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne içersiniz? Çay, kahve, soğuk bir şey? Sağ olun, istemem. Buraya sizden bir şey öğrenmeye geldim. Buyurun, sizi dinliyorum. Sizce Ramo'yu kim öldürdü Üsteğmen'im? Sizce kim avukat hanım? Ramo'nun ve Ökkeş'in katili, hatta Kemal Boyatlı'nın katili, etrafımızda dolaşıyor gibi bir duyguya kapılıyorum desem, bana ne dersiniz? Kesinlikle haklısınız derim. Efendim. İyi günler. Ben Elizabeth. Kim? Elizabeth. Murat'ın eski eşiyim. Merhaba Elizabeth. Siz kimsiniz? Elif ben. Hangi odaya bırakayım avukat hanım? Aşağı mı yukarı mı? Yukarıya çıkacak, benim odaya. Peki. Kolay gelsin avukat hanım. Sağ ol. Hayrola, sınıf mı açacağım buraya? Bir bakıma. Kim ne alacaksın derse? Epeyce bir kalabalık. Görüşürüz. Elbette görürsün. Ne sakıncası olabilir? Tamam, arayacağım seni. Hoşça kal. Kimdi o? Elizabeth. Şu an Urfa'da. Elizabeth mi? Murat için gelmiş. Ta oradan buraya. Can da yanında. Babasını görmek istemiş.
O can denen eşek sıpası dedesini görmek istememiş mi? Sefere garibiye veze. Baba, ikimiz de biliyoruz değil mi? Neyi biliyoruz? Elizabeth'le Can'ın en son geldiklerinde buradan nasıl ayrıldıklarını. Ha. İlla Can'ın o eski defterleri. Ama seni o halinle hatırlıyorlar baba. Korkuyorlar. Ya bir de tabii mümkünse sana görünmeden. Görünmeden mi? Ben torunumu nasıl görmem? Bu durumu onlar yaratmadı. Hangi otele inmişler? Yürü geliyoruz. Ceketimi alıp geliyorum. Nereden çıktı bu İstanbul işi? Yeni ithal makinalarla ilgili Zeyno Hanım. Bankalarla bir sürü işimiz olacak. Yok akreditif, yok teminat mektubu. Gidip bir yüz yüze konuşalım. Başka konuşacağın kimse olacak mı? Kim gibi? İpek gibi. Nereden çıktı hala? En son İzmir'e gittiğinde hatırlarsan. O başka. O zaman açık açık söylemiştim. Doğru. Söyledin. Onu geçtik. Ama bir daha olmaz değil mi Cemo? Zeliha hamile. Bunu unutmazsın değil mi Cemo? Hayır Zeyno Hala. Hayır, unutmam. Bir de amcan Hakkı. Kim bilir nerede? Hani oralara kadar gitmişken vaktiyle bizden göç edenler, eski hısımlar, Haşmet oğulları, baklavacılar. Aksaray'da otelleri varmış. Bakarsın Hakkı oralara. Merak etme Zeyno Hanım, bakar. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Can. Canım benim. Ay nasıl büyümüşsün sen. Tatlım. Nasılsın? İyiyim. Ay. Bak deden de burada. Can. Anne! Anne! Anne mi gideceğim? Gel buraya o zaman alma. Can! Anne! Oğlum! Anne! Anne mi gideceğim ya? Anne bıraktın beni. Anne! Benim Can, deden. Deden korkulmaz Can. Gel. Gel Can. Hadi. Gel Can. Gel bana. Dedeciğim. Can. Canım. Dedesinin canı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Geç.
Efendim? Sana geliyorum İpek. Sana geliyorum. Ömrümün en güzel yolculuğum. Yolculuğum sana. Sana karşı hata ettik. Sen canı kaybetmeyeyim diye çırpındın. Anlamadık. Şimdi oğlum hapiste. Bir evlat gözünün önünden gitti mi... bu yürekte neler olur? Ne fırtınalar kopar öğrendik. Şimdi öğrenme sırası sende Elizabeth. Affetmeyi öğren. Bu yaşlı, kötü huylu, inatçı herifi affet. What can I say? Don't say anything. Hiçbir şey deme. Seni ve canı almaya geldik. Bizimle gel. Her şeyi demiş olursun. Bilmem. Oğluma karalık ettin. Hiçbir kötülüğünü görmedik. Torunumun anasısın. Boşanmış da olsan başımın tacısın. Gidelim Elizabeth. Hadi Can. Merak etme ağam. Tamam, tamam. Başım üstüne ağam. Başım üstüne. Osman geleyim mi buraya? Hangi Osman? Kaçakçı Topal Hamdi'nin oğlu. Cezaevindeydi, yeni çıktı. Buraya gelmeyin, niye arıyorsunuz? Köylüsüyüz. Baba tarafından akrabayız. Bir emaneti vardı bizde, onun için arayayım. Gelirse söylerim aradığınızı. Sizi nerede bulsun? Belli bir yerimiz yok. Biz yine geliriz. Bir çay getir. Bir adamlar geldi, seni sordular. Tanıyor musun onları? Hayır, buralı değiller. Sağ ol, bir çay getir. Gitsen iyi olur. Niyetleri kötüydü. Sen buradayken gelirlerse... Tamam, kapa çeneni. Gene kaçtı. Hadi dede, hadi dede, vur onu. Oturduğumuz yerde çok Türk var. Türkçe gazeteler gelir. Avrupa baskısı. Bir sabah parkta gördüm. Can arkadaşlarıyla oynuyordu. Adamın biri açmış gazetesini okuyor. Bir haber. İnanamadım. Kimse inanmıyor. Onu tanırım. O öldüremez. Impossible. Murat'ı ben de tanıyorum Elizabeth. Elbette. Sen onun... Yo, ben onu demek istemedim. Ya burada yaşayan herkes tanır onu. Kimse inanmıyor zaten. Biliyor musun? Savcı bile. İyi ama neden? Bir bilsek. Ya inan bana, bu bilinse hepimiz rahat bir nefes alacağız. Bunlar kaçıp duruyor. Beceremiyorsun işte. Şimdi görürsen sen. Aha, böyle vursam olur mu? Bak bakalım bir tanesi sağ kalır mı? Hayır. Dur. Hayır. Otur bakayım, otur. Baba ne yapıyorsun? Ne olmuş ki ördek avlayık? Baba lütfen. Şaka ya, şaka. Can evlat. Deden kafayı mı yemiştir ki televizyona ateş edecek? Can alışık değil. Korkutu.
Elimi eşek arısı soksun. Şaka dedik ya. Babama silah kullanmayı sen mi öğrettin? Hı? Ha ben. Bakma silahla arası yoktu ama sineği gözünden vurdu. Öldürdüğü adamı da gözünden mi vurdu? Babam bu yüzden hapiste. Öyle değil mi?